Ah. Ben çok içtim sabahtan beri. Oturalım mı biraz? Adana'sı. İyi. Mustafa denen herif daha rahatsız edemeyecekmiş. İyi, en azından bir beladan kurtuldu başı. Yani darısı öteki bela dayısının başına. Ailen nasıl? Uyuyup uyanıyor. İlaç falan veriyorlar. İyi yani. Abi, ben bu kızın canına kastettiğine inanmıyorum. Saçmalama oğlum ya. Kız niye yalan söylesin? E kız sana kafayı takmış. Yani seni elinde tutmak için her şeyi yapar bu kız. Oğlum daha bu sabah yoğun bakımdaydı ya. Ben gördüm ne halinde olduğunu. Ölümden döndü kız. Ben ona bir söz verdim Fırat. Sözümü tutmayınca da ne olduğunu gördüm. Onun yanında olmak zorunda. Efendim? Alo abi. Neredesin Yusuf? Saat kaç oldu? Abi ben bugün gelemeyeceğim ya. Benim bir arkadaşım var, hastaneye kaldırıldı. Başında bekleyecek kimsesi de yok. Bugünlük beni idare ediversen. Benim haftalıktan kesersin, olur mu? Bu aralar işi çok aksatmaya başladı Yusuf. Bu hafta kaçıncı oğlum? Biliyorum abi de ya bu özel bir durum. Şimdi arkadaş burada, durumu da biraz ağır. Yani... Alo. Yusuf? Ya ulan bir kere de zamansız bitme ya. Bir kere de zamansız bitme oğlum ya. Geçmiş olsun. Merhaba. Merhaba. Şarj aletiniz var mıydı acaba? Ay yok maalesef. Refakatçi olarak siz mi kalacaksınız? Adınızı yazdırayım. Geldiğinden beri birçok kişi aradık ama sizden başka gelen olmadı. Ben kalacağım. İsmimi yazabilirsiniz. Yusuf Eren. Tamam. Tekrar çok geçmiş olsun. Nasıl oldun? Daha iyi misin? İyiyim. Yusuf. Eğer burada kalmak istemezsen kızmam sana. Kimse zayıf karakterli biriyle olmak istemez. Baksana. Her daraldığında ölüme kaçmaya çalışıyorum. Eğer bir daha bırakacaksan... tutma elimi lütfen. Ben ona bir söz verdim. O da bana inandı. Tuttu elimden. Atlamadı. Ne sözü? Ona yardım edeceğimin. Onu hiç yalnız bırakmayacağımın sözü. Ya kız bana inandı. Beni dinledi. Teşekkür ederim.